de gülümsemen lazım. Çok asık suratla çıkmışım. Evet. Hocam başladık bu arada. Eyvah. Tamam. Artık Ben rahat rahat gülümsersiniz. direkt olarak başlayayım mı? Başlamadan bir Bulmuştum zaten. ufak bir tanıtayım. Tamam. Bugün rastgele yayınlarımızın 66.sında gene Oh. Alpeden'le beraberiz. Daha önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk matematikçileri hakkında bir sohbet yapmıştık. O sohbette biraz teknik aksaklıklar, biraz da benim deneyimsizliğim yüzünden erken kesilmişti. Bugün o sohbete devam edeceğiz biraz ve biraz bu isimlerin öğrencilerinin bakış açılarından da konuşmaya çalışacağız sanırım Alp hocam. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapmak istedim. Üç kişiyle ilgili Kerim Erim, Ratıp Berker ve Cahit Arf'la ilgili onların önemi yani Türkiye'deki matematiğe katkıları ile ilgili bir şeyler söylemeye çalıştım geçen sefer. Tabii bunları hani bir saatte toparlamak kolay değil. Ben daha çok bu kişilerin doktora öğrencilerine baktım. Doktora öğrencilerinin neler yaptıklarına baktım. Onların Türkiye'deki matematiğe katkılarına baktım. Buradan onların bir değerlendirmesini yapmaya çalıştım. Sonra tabii kendi yazdıklarına falan da bakmaya çalıştım ama onlar kısıtlı oldular. Şimdi eşleştirmeye çalışacağım. Her birini bir öğrencisiyle eşleştirmeye çalışacağım ve onun gözünden anlatmaya çalışacağım. Çok güzel. Camo. Yani zaten Evet. öğrenci yetiştirme bir matematikçi için çok önemli bir görev. Ama bir yandan sanırım o dönemde biraz daha bile önemli. Çünkü hani daha bu matematikçilik Türkiye'de yeni yeni başlamış. Bu insanlar da Evet. doktora yapmışlar ve gelmişler hani biz öğrenci yetiştireceğiz. Ve çok aktif olarak Evet. çalışmışlar bu konuda. Evet ve bunların zaten en önde geleni Kerim Erim yani yaptığı en önemli şeylerden biri bu ortamı hazırlamak olmuş. Kendinden sonra gelen nesillere araştırma, doktora yapma, yayın yapma bunlarla ilgili bir ortam hazırlamış. Yani bu ortamın hazırlanmasında katkıda bulunmuş. Tabii ki diğer insanlar da o dönemdeki matematikçiler de bunun içinde bu takımın bir parçası olmuşlar. Ben Kerim Erim'i bu bakımdan oyun kurucu bir şey olarak görüyorum. Bir oyun kurucu. Hani santrafor değil ama topu oradan oraya götüren, herkese pas veren, golün atılmasını sağlayan. Bunu zaten Cahit Arf da yazılarında ve konuşmalarında söylüyor. Kerim Erim'in böyle bir rolü olduğunu ondan sonra ve herkes için de iyi bir çalışma ortamı hazırladığını. Benim için ben Kerim Erim'i sanırım artık hani masamda oturuyor gibi bir insan olarak görüyorum. Benim için çok canlı, çok değişik şeylerinin farkındayım. Zaaflarının farkındayım, kuvvetli yönlerinin farkındayım. Rafine bir İstanbul efendisi olduğunun farkındayım. Torunu var mesela Gülsin Onay, piyano sanatçısıdır. Yani zaten evlerinde müzik eksik olmaz. Diller, edebiyat yani onun böyle bir daha geniş boyutlu bir resmini çizebiliyorum Noaelem'de. Benim şu anda onun öğrencisi olarak seçtiğim ama aslında onun öğrencisi olmayan bir kişi Mustafa İnan. Hocam niye böyle bir seçim yaptınız? Adamın çok fazla da öğrencisi varmış aslında. Evet işte şimdi bunu çok iyi anlayacaksınız zaten. Mustafa İnan Kerim Erim'le ilgili bir yazı yazıyor ölümünden sonra. 1952 yılında ve ben bu yazıyı geç fark ettim, geç elime geçti. Bu kitapta var. Bu kitabı da bana Mustafa İnan'ın oğlu Hüseyin İnan sağladı, sağ olsun. Ona burada teşekkür ediyorum. Burada bu ikinci baskısı, bende birinci baskısı vardı, onda bu yazı yoktu. İkinci baskısında bu Kerim Erim'le ilgili yazı var ve Kerim Erim'in Türkiye'deki matematiğe yaptığı katkıyı çok güzel anlatıyor. Yani şimdi o yazı nedir derseniz matematik dünyasının son sayısında zaten Mustafa İnan'la Kerim Erim diye bir yazı yazdım. Bu yazıyı aldım. Türkçe tercümelerini de yaptım. Bazı kelimeleri dolayısıyla bu yazıyı orada okuyabilirler. Dolayısıyla hani bu yazı bence Kerim Erim'i çok güzel anlatıyor. Orada biraz da açıklamıştım ama şimdi burada da açıklayacağım. Niye Mustafa İnan bu kadar güzel anlatıyor?
Şimdi buraya geçiş yapmak için de bir tane roman şey yapıyorum. O roman da şu. Şimdi bakıyorsunuz bir bilim adamının romanı Mustafa İnan. Bakıyorsunuz resme, resim kimin resmi? Resim Oğuz Atay'ın resmi. Mustafa İnan'ın resmi değil. Evet, Mustafa İnan'ın resmini şimdi burada göstermeye çalışalım bakalım. Bu yakışıklımız Mustafa İnan. Ya Mustafa İnan da çok yakışıklıymış. Neden onun resmini kullanmamışlar acaba? Şimdi o da ayrı bir sorun. Bu kitabı, bu bir ısmarlama kitap. TÜBİTAK ısmarlıyor bunu ve yazdırıyorlar bu kitabı. Bu kitabın yazılma hikayesi de ayrıca bir söz konu olur. Onun için biraz anlatacağım, çok anlatmayacağım. Ya çok çok ilginç. Ben bu şekilde çalıştığını bilmiyordum TÜBİTAK'ın. Diğer bilim insanları hakkında da böyle kitaplar yazdırılmış mı? Bir tane daha planlanmış ama o olmamış. Bir tane fizikçi varmış. Onun hakkında da yazdırmak istemişler ama o yazılamamış. Bunun hikayesi de güzel. Uzun süre bulamamışlar bunu yazdıracak birini. Haldun Taner'den istemişler. Haldun Taner olmaz demiş. Ondan sonra hatta bu kitabın Oğuz Atay'a yazdırılmak için Oğuz Atay'la konuşulduğu gecedeki ev sahibini tanıyorum ben. O bana hikayeyi anlattı. Nasıl bu top Oğuz Atay'da kalmış diye. Ama sonunda Oğuz Atay Mustafa İnan'ın öğrencisi, teknik üniversitede inşaat mühendisi, yazar ve kabul etmiş bu kitabı yazmayı. Bu kitabı yazarken de eşi Jale İnan ona bir sürü malzeme vermiş. Aslında o malzemelerin birçoğu da bu kitaptadır. Yani eşi Jale İnan tanıyor muymuş? Ha, doğru tabii. Mustafa İnan'ın eşi Jale İnan. Eşi, tabii ki tanıyordur. Evet. O bir sürü işte şunu yazarsın, şunu yazamazsın falan diye birazcık kısıt koymuş ondan sonracığıma. Dolayısıyla öyle romantik şeyler pek yok bu kitapta. Mektuplarını vermemiş Jale Hanım. Mustafa Bey'in ona yazdığı mektupları vermemiş. Bence bu çok hoş bir hikaye aslında. O da ayrı bir roman olurdu. Bunun başlangıcında Cahit Arf bir şey yazıyor. Ben onu okumak istiyorum. Çünkü o dönem TÜBİTAK'ın başında Cahit Arf var. Ve de Mustafa İnan Cahit Arf'ın arkadaşı. Ondan sonracığıma şimdi Oğuz Atay'a şey yapmışlar. Şöyle diyor Cahit Arf. Şunu da itiraf etmeliyim ki bu sonucun düşlediğim sonuca tam tamına uyduğunu sanmıyorum. Ama ne yapalım ki hayallerimiz hiçbir zaman tam olarak gerçekleşmiyor. Yani bu kitapta Oğuz Atay'ın yaptığını bilimsel kimliğini gösterme açısından yetersiz buluyor. Ve büyük bir ihtimalle haklı. Yani keşke direkt bu kelimeler kullanılsaymış. Böyle şey gibi o kitabın ön sözünde ya bu da böyle bir şey oldu ama ne yapalım. Ya bir çok garip bir şey. Yani Cahit Arf biraz böyle düz olarak bazı şeyleri söyleme şeyine cesaretine sahip bir kişi. Birazcık arkadaşı olan Mustafa İnan'a yeteri kadar hakkının verilmediğini işte. Ama Oğuz Atay da şunu yapıyor. Ben bunu yazımda da yazdım. Bunu başkaları söyledi bana, kendi bulmadım bunu söyleyeyim. Yani burada Mustafa İnan'ın değil, Türkiye Cumhuriyeti'nde bir aydının hayatını anlatmaya çalışmış Oğuz Atay. Bilim insanlığı değil, genel olarak aydın olarak bunu kendi toplum içinde filan nasıl yapıyor, buna şey yapmış. Bir şey Ecevit diye, bir Yıldız Ecevit diye bir kadın var. Onun şeyinde var bu. Çok fazla bu romanda durmayayım. Bu romanda ne var? Bu romanda şu var. Mustafa İnan'ı Kerim Erim'in doçenti olarak tanıtıyorlar etrafta. Halbuki daha öğrenci Mustafa İnan. Ama derslerde o kadar asistanlığını yapıyor, o kadar bütün herkese matematikte yardımcı oluyor ki onun doçenti gibi görüyorlar. Hatta matematikçi olacak diye düşünüyorlar. Yani herkes Oğuz Atay'ın sonunda, yani Kerim Erim matematikçi olmuş ya, o da mühendis, sonra matematikçi olmuş. Oğuz Atay'ın da Zürih'e gidiyor, ETH'da doktorasını yapıyor ama inşaat mühendisi olarak. Sonra geri dönüyor ve inşaat fakültesinde çok etkin rol oynuyor. Bir iki tane biyografik şey söyleyeyim size. Yani 41'de doktorasını bitiriyor, 45'te profesör oluyor. 57-59 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin rektörü oluyor.
67 yılında TÜBİTAK başkanlığı yapıyor. O yıl ölüyor. 1971'de de kendisine TÜBİTAK Hizmet Ödülü veriliyor. Bu roman da 1975 yılında TÜBİTAK şey. Şimdi çok şey söylüyor Mustafa İnan Kerim Erim'le ilgili. Bütün yazıyı okumak lazım. Ben onun üzerine çok fazla durmayacağım. Ama ve lakin matematik eğitiminin, bu aksiyomatik yaklaşımın, Weierstrass-Hilbert ekolünün, bir Alman matematik ekolünün Türkiye'ye gelmesi için çok çaba harcıyor. Kerim Erim. Çok çaba harcıyor. Hayatının şey noktasında, yani hayatına da şöyle nokta koyuyor Kerim Erim. 1952 yılında bir tane şey yapılıyor, adını söyleyin, konferans yapılıyor, mekanik konferansı. Uygulamalı ve teorik mekanik konferansı yapılıyor. İstanbul'da yapılıyor. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de yapılmış ilk uluslararası konferans, ama bilmiyorum, başka alanlarda yapılmış olabilir. Ama matematik, mekanik, fizik filan falan gibi alanlarda benim bildiğim kadarıyla ilk konferans, uluslararası ve çok katılım var. Şimdi bu katılımcıların içine bir iki tane isim okuyacağım size. Courant var, von Neumann var, Taylor var. Tabii daha önce Türkiye'de olmuş olan Prager, Geiringer ve von Mises de varlar aralarında. Bu Taylor'a, von Neumann'a ve Courant'a Fahri Doktora veriyor İstanbul Üniversitesi. Bunlar böyle yani zor gelir insanlar. Daha önce Courant gelmiş. Courant'ın gelmesinden söz edeceğim biraz sonra. Türkiye'den de işte Kerim Erim var, Cahit Arp var, Rudolf Weyrich var, Erdal İnönü var, Feza Gürsey var, Emin Onat var, Mustafa İnan var ve Berker yok. Neden o akademiden uzaklaştırıldığı zamanlar? Hayır, 1952 yılında ki konferansta Rahatlık Berker yok. Burada başka bir de yorum yapmıyoruz. Çünkü Rahatlık Berker'in tez hocası da bu konferansta. Konusu da çok uygun Rahatlık Berker'e. Bunu nereye bağlayacaktım? Şuraya bağlayacaktım. Courant 1933 yılında Türkiye'ye geliyor. Enstitüyü kurması için Courant'ı görevlendirmek istiyorlar. Courant geliyor, inceliyor ortamı. Sonra Kara Teodori'ye bir mektup yazıyor. Diyor ki, yaşanır mı İstanbul'da, ne dersin? Geçinebilir miyim bu paraya, diyor. Kara Teodori'nin cevabını bilmiyorum ben. Ama bir Kara Teodori kitabı var. Bu mektup orada var. Ondan sonracığıma. Ikna olmuyor Courant. İngiltere'ye gidiyor. Yani şeyi beğenmiyor. Bir rapor yazıyor. Raporda da insan isimleri öneriyor. Bakın bunları getirtebilirsiniz, diyor. Bir de diyor, çok güzel bir kozunuz var sizin elinizde, diyor. Kerim Erim, diyor, arayı bulma konusunda çok iyi, koordinasyon konusunda size çok yardımcı olacak. Hem Türklerle hem Almanlarla hem oradaki yani eğitimiyle Kerim Erim'i de böyle bir doğal olarak bir aracı pozisyonuna Courant mektubunda koyuyor. Ki zaten Kerim Erim bu pozisyona çok iyi uyuyor. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bu 1952 konferansını Kerim Erim getirdi falan diye bir kanı vardır. Bu öyle konferanslar kolay gelmiyor bir ülkeye. 1933 yılında von Mises Türkiye'ye gelir gelmez başvuruyor konferans İstanbul'a gelsin. Ve ondan sonra iki kere daha başvuruyor konferans İstanbul'a gelsin. Yani von Mises, Prager, birçok insan İstanbul'a getirmek için uğraş veriyor. Sonunda Kerim Erim ve başka kaynaklar, işte hükümet artık neyse, bir sürü insanın desteğiyle gelmesi mümkün oluyor. Evet, o von Mises o zaman çok takdir, belki Türkiye'de devam etseydi bir noktada olimpiyatlarda gelirdi. Çok iyi çalışmış. Vallahi, evet, von Mises uzaktan devam ediyor da yalnız 1953'te ölüyor von Mises. Dolayısıyla yani ölmeseydi daha çok faydası olurdu Türkiye'ye. O konuda şeyim yok. Şimdi Kerim Erim'le çok fazla bir şey söylemek istemiyorum dedim ama Kerim Erim'in öğrencilerinden bir kuple bahsetmek istiyorum. Çünkü çok iyi öğrenciler yetiştirmiş. Yani yaptığı önemli bir şey, önemli şeylerden biri çok kuvvetli öğrenciler yetiştirmek. Bunların içinde Asım Özkan var. Asım Özkan'dan konuşacağım. Ondan sonra İstanbul Üniversitesi'ndeki şey var. Suzan Kahramaner var.
Ondan pek söz etmeyeceğim. Ondan sonracığıma bir de Namık Oğuz Töreli diye çok yayın yapan bir kişi var. Ondan da burada pek söz etmeyeceğim. Ama bulamıyorum şu anda doktora öğrencilerinin listesini burada. Neyse, ne yapalım. Sonra bulursam tekrar şey yaparım. Ama çok kuvvetli öğrencileri oluyor Kerim Erim. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Artık Kerim Erim'den uzaklaşsak iyi olur. Kerim Erim'le uzaklaşırsak kime varacağız? İkinci şeyimiz de öğrencimiz de Selma Soysal. Bu öyle muhteşem gözüküyor. Bu kaç yılının resmi bilmiyorum. Kendisi bir dönemin en güzel matematikçisi olarak da şey yapılıyor. Kara Selma olarak da şey yapılıyor. Türkiye'deki en güzel matematikçisi mi? Türkiye'de çok kadın matematikçi var mıymış acaba o dönemde? Evet, şimdi bunu anlatmaya kalkarsam size başka şeyler, başka insanlar hakkında olumsuz şey söylemem gerekecek. Onun için anlatmıyorum. Güzel kadın matematikçi olarak şey yapılıyor. Hatta misafir matematikçiler evlenme falan teklif ediyorlar Selma Soysal'a. Yazılarında sağ olsun Selma Soysal bunlardan bahsediyor. Biz de bunların hepsini bu şekilde öğrenebiliyoruz. Ondan sonracığıma bu doktorasını Selma Soysal Caytaht'la yapıyor. 1949'da yapıyor. Ondan sonracığıma doktorasından sonra da Teknik Üniversitede kalıyor. Daha doğrusu şöyle oluyor. Asistan olarak asistanlık bulmaya çalışıyor. İstanbul Üniversitesi'nde bulunamıyor. O zaman yıl 1949'da doktorasını aldığına göre o yıllar, 50 öncesi yıllar. Kadrolar dolmuş. Çok az kadro var. Cahit Arf da diyor ki ya diyor Selma diyor sana bulamadık İstanbul Üniversitesi'nde ama Kerim Erim sana Teknik Üniversitede bir iş ayarladı. Asistanlık. Sen şimdilik oraya gideceksin. Ama sonradan seni tekrar İstanbul Üniversitesi'ne biz alacağız. Ya zaten o dönemde çok üniversite olmadığı için hani İstanbul Üniversitesi bulamayınca Teknik Üniversitede bulunması çok iyi bir olmuş. Mecburen yani evet mecburen. Evet. Ondan sonracığıma işte başlıyor Teknik Üniversitede şey yapmaya. Sonra pozisyon açılıyor İstanbul Üniversitesi'nde. İstemiyor gitmek Selma Soysal İstanbul Üniversitesi'ni. Diyor ki çok yakındı diyor bana şeyin kampüsü. Teknik Üniversitesi'nin galiba Maçka kampüsünde şey yap. Evime yakındı, yürüme mesafesindeydi. Bir de mühendislik öğrencilerine asistanlık yaptığımız için ek maaş veriyorlardı bize. Bunlardan dolayı ben İstanbul Üniversitesi'ne dönmek istemedim diyor. Kendi yazılarında var. Şimdi bulmaya çalıştım yazısını ama şu anda bulamadım. Yani böyle bir durum söz konusu. Bunun hangi yazıda olduğunu da söyleyeceğim size şimdi. Yazıyı göstereceğim. Bu yazı sevgili hocalarım Cahit Arf ve Ratıp Berker. Bu yazı da var. Bu yazı nereden? Bu yazı İTÜ Vakfı dergisinden 86. sayıdan. Bu arada Cengiz Dökmeci'ye de teşekkür ediyorum. Bu böyle kolay bulunabilen bir şey değil. Yani bunu böyle bulup bana verdiği için yani öyle İTÜ Vakfı dergisini gittiğiniz kütüphanede bulduğunuz gibi bir şey yok yani. Birazcık uğraşmak gerekiyor. Burada Ratıp Berker'le Cahit Arf arasındaki çekişmeyi anlatıyor. Kim nereye, hangi takımdan da onları anlatıyor. Kerim Erim'in hayatında, kariyerinde yaptığı şeyleri anlatıyor. Ondan sonracığıma. Bu ilk önce ben Cahit Arf'ı beğenirdim ama sonra Kerim Erim'i beğenmeye başladım diyor. Bu da yani bu da ayrı bir şey. Ya, çok ilginç bir ifade etme şekli de hani böyle bayağı takım tutmak gibi hani. Gibi, bir geçiş gibi, yapmak gibi, gerekiyor öyle. Yani ikisini gibi, birden evet, beğenmek. Evet. Şimdi Selma Soysal'ın bir başka özelliğini anlatıyoruz. Bu herhalde Milliyet dergisi. Milliyet gazetesidir herhalde. 1982, 3 Şubat. Bir tane yazı yazmış Selma Soysal. Matematiğin önemi diye. Sağ olsun. Ama yanında biri daha var. Görülüyor mu? Burada açı var ama evet, kim? Yazarı kim? Göremiyorum. Yazarı gözükmüyor mu?
Yok hayır. Şey hani okuyamıyorum ha, da gözükmüyor. Mümtaz Soysal. Mümtaz Soysal yazarı. Mümtaz Soysal Serma Soysal'ın kardeşi. Kardeş kardeş yazılarını koymuşlar oraya böylece. Şimdi matematiğin önemi yazısında ne yazık ki matematiğin önemiyle ilgili bir şey bulamıyoruz Serma Soysal'ın. Sadece YÖK'ü eleştiriyor orada. YÖK yeni kurulmakta. İşte her şehre bir üniversite falan. Bambaşka bir yazı yani. Matematiğin önemi yazıda yok. Yani ben de hani çok heyecanlanmıştım. Aa, bu konu çok önemli bir konu. Ben de bunun için düşünüyorum. Nedir Türkiye Cumhuriyeti'nde matematiğin önemi diye? Üniversitelerde ders hocalığı yapmak. Evet, matematiğin önemi burada önemli bir konu. Matematiğin öneminin öneminden de bir bahsetmek lazım. Evet. Şimdi buradan da üniversitelerde ders hocalığına nasıl bağlıyoruz onu söyleyeceğim. 1949'da Teknik Üniversite'ye aslında olarak giriyor Selma Soysal. Matematik bölümü yok Teknik Üniversite'de. Servis bölümü. İnsanlar servis dersleri veriyor. Yüksek matematik dersleri de yok çok. Servis derken servis ya, analiz, anlamında. Analiz dersleri yani kalkülüs, bizim kalkülüs dediğimizde onlar analiz diyorlar. Bir seri analiz dersleri veriyorlar. Bir de Selma Soysal'ın bir sayılar teorisi dersi var. Onu veriyor. O da aslında bayağı reel sayıların kuruluşuyla ilgili bir ders. Ama bir yandan doktor öğrencisi de yetiştirebiliyorlar değil mi? Yoksa... Hayır. Teknik üniversitede matematik bölümü olmadığı için orada işte bir tek Rudolf Weyrich diye biri geliyor. Ondan biraz bahsedeceğim. O doktor öğrencisi yetiştiriyor. Ondan sonracığıma. Onun dışında çok az kişi doktor öğrencisi yetiştiriyor. Matematik alanında çok az yetiştiriliyor. Weyrich de makine fakültesinde. Makine fakültesinde. Evet. Ne söylemek istiyordum Selma Soysal'la ilgili? Şunu söylemek istiyordum. Yıl 1950 küsur. Selma Soysal, Feyyaz Gürsan'la aynı ofisi paylaşıyor. İkisi de asistan. Feyyaz Gürsan da Kerim Erim, Ratıp Berker, Prager, Von Mises herkesin öğrencisi. O zamanların bana göre yıldızı Feyyaz Gürsan. Çok hızlı şey yapıyor. Kitaplar yazmış, tercümeler yapmış. Parlak birisi yani. Ondan sonracığıma ve 1950 yılında artık neredeyse yani profesörlüğünü de almış. Ama şey yapmamış da, profesörlüğe atanmamış. Bir öğrencisi geliyor, pat 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 kurşunluyor bunu birkaç kere. Ondan sonracığıma ve bu sırada Selma Soysal masanın altına filan arkasına filan kaçıyor. Büyük travma Selma Soysal için bu olay. Herkes için büyük travma ama özellikle Selma Soysal için büyük travma. Çünkü tanık oluyor. Gazetelerde resimleri çıkıyor Selma Soysal'ın. Var. Gördüm bu gazete haberlerini. Ya, ondan sonra. Bir de hani öğrencinin dönüp onu da öldürmemesi de bayağı şeymiş yani. Çok kötü bir olay. Gerçekten travmatik bir olay. Bu da var. Kerim Erim, Mustafa İnan yazımızda bu da var. Yani bunun devamı da ilginç. Bu kişiye ne oluyor öldüren kişiye, o da ilginç. Evet, neden olduğunu biliyor muyuz? Evet. Kötü not verdiği için sınavda. Ah. Kötü evet. Not verdiği için şey yapılıyor yani. Bu bir dönem bayağı hocaları zorlamış olsa gerek bu Feyyaz Gürsan olayı. Ve çok üzücüdür. Çok genç yaşında Feyyaz Gürsan'ı kaybediyoruz. Evet. Geçen sefer de düşünüyordum. Şimdi online eğitim yapıyoruz. İnsanlar rahat rahat biraz kötü notu veriyorlar. Sonra gene bir şey evet. Olur. Şimdi bunun üzerine tebliğli havada ferahlık vardır diyerekten Fransa'ya Sorbonne'a gönderiyorlar Selma Soysal'ı. Bir süre Fransa'da kalıyor. Orada çalışıyor, ediyor. Biraz kendine geliyor. Fakat sonra apar topar geri çağırıyorlar. Diyorlar Weyrich geldi. Rudolf Weyrich doktora öğrencileri yetiştirecek. Gel buraya tercümelerini yap onun dersleri. Çünkü Rudolf Weyrich Fransızca anlatıyor. Selma Soysal da Fransızcası iyi diye Fransızcadan tercümeler yapıyor. O da geri dönmek zorunda kalıyor. O bunu da hep her yerde işte beni geri çağırdılar. Ben ne güzel orada çalışıyordum. Bana niye bunu yaptılar falan diye yakınır ve şey yapar. Ama çok ilginç bir şey hani şey. Çeviri yapmak için direkt hani matematikçi çağır. Hani Fransızca bilen herhangi biri yardımcı olamaz mıymış acaba?
Hani onu bilmiyorum. Başka böyle Fransızca bilen biri var mıydı yok muydu onu da bilmiyorum. Şöyle bir durum söz konusu. Bunu yazıyor Selma Soysal. 1940'ların sonunda İstanbul Üniversitesi'nde ve Teknik Üniversitesi ikisinde de ders veren Rahatıp Berker, Kerim Erim, Cahit Arf takım seçmeleri gerekir. Kerim Erim ile Cahit Arf İstanbul Üniversitesi'ni seçiyorlar. Zaten onun kadrosundalarmış. Rahatıp Berker de aslında İstanbul Üniversitesi kadrosunda ama Teknik Üniversitesi'yi seçiyor. Dolayısıyla İstanbul Üniversitesi'nde hoca da çok az kalmış oluyor. Dolayısıyla asistanlar bütün derslere falan girmek zorunda kalıyorlar bir dönem. Dolayısıyla sizin sorunuzun cevabı bu olabilir. Yani hocalar ayrışınca teknik üniversiteye artık gidemiyor İstanbul Üniversitesi'ndeki hocalar. İki yerde birden çalışamıyorlar. Özerk üniversite kanunu dolayısıyla. Dolayısıyla her şey asistanlara kalmış oluyor. Ama o sırada bir sürü asistan var bu arada teknik üniversitede. İstanbul Üniversitesi doktoralı bir sürü asistan var. Muzaffer Kula var, şey var, çok insan var yani. Bir tane de şey Selma Soysal'la ilgili. Selma Soysal'la bir saat konuşabilirim ama birkaç kişiyle daha konuşmak istediğim için. 1967'de profesör oluyor. Türkiye'nin ilk kadın matematik profesörü olarak lanse ediliyor. Selma Soysal çok şeyi olan, havası ve aurası olan bir kişilik yani. Hani bir nasıl derler? Bugünün medyatik bir kişiliği diyelim Selma Soysal için. Kardeşinden de geliyor olabilir. Cahit Arf'ın ilk öğrencisiyim diyor. Tam doğru değil. Başka öğrencileri de var 1949'da. Böyle bir aurası var. Profesör yok ortalıkta. 1960'larda filan Ege Üniversitesi'ne gidiyor uçarak. Orada ders veriyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gidiyor uçarak. Orada ders veriyor. Bunlara da uçan profesörler deniyor o sırada. Aynı anda birden fazla üniversitede ders Üç. vermelerine bir engel yok Ve muydu? işte bu şeylerde, bu özel durumlar, yeni açılan üniversitelerin destek şeyleri için özel izin çıkarıyorlar. Şimdi bu arada Selma Soysal'ın bir de eşi var. Kemal Karhan. Ege Üniversitesi'ne gidiyor. Selma Soysal gitmiyor. Ben kariyerimi bırakmam diyor. Ama soyadı olarak hala şey Soyadı kardeşiyle aynı olarak soyadıyla anılıyor. ne yazık ki Karhan soyadını aslında resmi soyadı olduğu halde kullanmıyor. Ben de bazı yerlerde Selma Karhan görüyordum. Kim diyordum bu, kim diyordum? Bu Selma Soysal'mış. Kendisi yani Selma Soysal Karhan diye kullanılması gerekir aslında. Ama bir aşamadan sonra boşanıyorlar. O zaman yine Selma Soysal oluyor. Ama bir dönem böyle 8 belki bir 10 sene, 10 sene kadar bir dönem Selma Soysal Karhan aslında ya da Selma Karhan aslında. Evet, bu da böyle bir şey var. Ha, bu uçan profesörlerden biri ve şununla çok övünüyor. 10 bin tane filan analiz öğrencim oldu diyor. Bunu yazıyor Selma Soysal yazıları. Artık şey yapabilirim. Selma Soysal'ı geçebilirim. Selma Soysal'la ilgili biz bir yazı yazdık. Matematik dünyasında çıktı. İki öğrencimle birlikte. Orada bir sürü yazılarına, popüler yazılarına baktık. O popüler yazılarından bazı bilgileri derledik ve onlar hakkında yorumlar yaptık. Değişik yani renkli bir karakter Selma Soysal. Çok da şey yapmış. Akademik olarak şöyle diyeyim. Yurt dışında hiç yayını var mı yok mu diye ben çok uğraştım bulmaya. Çünkü bir yerde bir Notices'teki bir makalesine atıf veriyor. Ben bayağı aradım Notices'teki bu makalesini Selma Soysal'ın. Notices'te bir zamanlar abstraktler yayınlanırmış konferanslarda gidenlerin insanların. O abstrakte atıf veriyormuş. Buldum, çok zor oldu ama buldum. Evet. Ya yani abstrakte niye atıf verirsiniz onu hala anlamış değilim. Onu da söyleyeyim Ya havalı duruyormuş ama hani siz de abstrakt olduğunu size. uzun süre Evet. anlamamışsınız. Evet, şimdi yurt dışında da hiç yayın olmadığını ya ama Fransızca yayın yapıyor şey değil yani İngilizce yayın yapıyor hani dil konusunda sıkıntısı olduğundan değil ama öyle bir yurt dışı yayın şeyi yok. Şimdi ikinci karakter burada kalabilirim bugün eğer çok uzarsa bununla çok uğraşıyorum çünkü. Asım Özkan diye biri bir de onun resmini bir bu yaşlık resmi keşke bir gençlik resmini de bulabilseydim aslında. Evet, şimdi hani bu yakışıklık güzellik skalasında daha biraz daha aşağıda kalıyor ne yazık ki şu anda.
Peki bir dakika, bana bir dakika şey verin. Pekala. İyi Aman mi? Allah'ım. Ya bu eskiden böyle matematikçi dediğin hep yakışıklı, güzel böyle hani şey. Çünkü hani öyle de Jön. bilinmez matematikçiler ama. Jön işte, bu da şey, yaşlılık hali de böyle. O da gençlik hali. Jön yani. Şimdi Asım Özkan şöyle 1900 Asım Özkan saf bir matematikçi yani. Hani damardan matematikçi. Bu konuşmada da tek o var galiba böyle olan. 1945'te İstanbul Yüksek Öğrenim Öğretmen Okulu'na giriyor. Ama bitirdikten sonra mecburi hizmeti falan var. Çünkü bu Darüşşafaka'da mı nerede? Kabataş Erkek'te parasız yatılı okumuş. Bunların bir sürü zorunlu hizmeti var. Kerim Erim diyor ki ben senin bu zorunlu hizmetlerini aktarırım. Sen gel teknik üniversitede asistan ol. Ve böylece Asım Özkan'ı bağlıyor. Asım Özkan'ın gönlü Cahit Arf'la bir doktora yapmakta. Ama Kerim Erim diyor ki benle yapacağım doktorayı. Geçen sefer bahsettiğimiz kadarıyla da hani Kerim Erim Allah şey, Kerim. otoriter Allah olarak Kerim. hani Evet, o evet. istiyorsa o alıyor gibi. O istiyorsa o oluyor. Ama yani doktorasından sonra da zaten, ama zaten 52'de Kerim Erim ölüyor. Asım Özkan direkt olarak Cahit Arf'ın bir uydusu olarak hareket ediyor. Büyük bir hayranı Cahit Arf'ın ve hani yere göğe sığdıramıyor Cahit Arf'ı. Çok beğeniyor ve faaliyetlerine katılıyor filan. Yani ondan kâğım almaya çalışıyor. Onun çevresinden matematikle ilgili yeni ilişkiler kurmaya çalışıyor. Ki dediğim gibi yani Asım Özkan diferansiyel geometri de yapıyor. Konusu da diferansiyel geometri. Cahit Arf'ın çalışmadığı nadir alanlardan biri. Yani bir ufak makalesi var ama kategorik olarak diferansiyel geometri çalışmıyor Cahit Arf. Niye böyle bilmiyorum. Giacomo Saban onunla doktora yapmak istiyor. Diferansiyel geometri de yapmak istiyor. Ben yapmam diyor sen de diferansiyel geometri. O da Roma'ya gidiyor Ya doktora yapmak için. o zaman şey de çok ilginç. Yani Cahit Arf'a hayranlık duyan ve onunla çalışmak isteyen bu bir kişinin diferansiyel geometride yapması doktorasını. O da her şey zaten ilginç. Herkes ilginç, her şey Yoksa ilginç. Bu da ilginç tabii Kerim ki. Erim aralarına nifak mı sokuyormuş böyle? bilmiyorum ama işte Blaşke geliyor 50'lerde. Blaşke ile çok iyi ilişkisi oluyor Cahit Arp'ın da Asım Özkan'ın da, ve Asım Özkan'ın kariyerini belirliyor diyebiliriz ki Blaşke için. Şimdi Asım Özkan'ınla ilgili bir dosya olacak gelecek matematik dünyasında. Bir doktora öğrencisi var Ziya Soyuçok. O, ben ve bir de kendi özgeçmişini kendi elleriyle yazmış olduğu bir özgeçmiş var. O metni yayınlayacağız. Böyle üç parçalı bir Asım Özkan dosyası yapıyoruz. Orada 1961 yılında doktorasını aldığını söylüyor. Ama bölüm yok, kadro yok. Ancak 1971'de şey oluyor, profesör olabiliyor. Uzun bir süre. Uzun bir süre, evet. Bir de eylemli profesör oluyor. Bir de o da çok komik geliyor bana. Eylemli profesör. Yani eylemsiz nasıl oluyor? Herhalde daha önce eylemsiz profesör yani olmuş ama eylem yapamıyor. Şimdi eylemli profesör oluyor. 1971 yılında Teknik Üniversitede matematik bölümü açılıyor. Ama hani bu hikayeleri dinlerken de şey hissediyorsun, hani bu kadro bekleme gerçekten şey, akademi kültüründe de hani tarihte de var. Çok var Hani hem şu de. anda da Çok var. yaşanıyor. O zamanlar da yaşanmış bu. Böyle hep Çok işin var bir ve acılı parçası. acılı bir süreç. Acılı bir süreç. Bakalım chat'te Şeyin de Uğur Gül şeyi eklemiş. Cahit Arp operatör teori de yapmıyordu ama Selma Soysal'a operatör teori doktorası yaptırmıştı demiş o da. Evet. Yani operatör teori, fonksiyon analiz, bunları şey yapabiliriz. Evet, operatör teoride doktora yaptırmış. Doktorası ile ilgili de bizim öğrencilerimle yaptığım yazıda bazı kritik bilgiler var. Daha böyle merak edenler, doktorasında neler olmuş, neler olmamış merak edenler o yazıya baksınlar derim. Burada daha fazla Selma Soysal'a vakit ayırmak istemiyorum çünkü. Cahit Arp profesörlük jürisinde ve jüri onu tabii profesör yapıyor. 1961 yılında şey diyor, ilk yerli Avrupa'yı matematikçimiz diyor. Çünkü 50'li yıllarda
1950'li yıllarda, ki bunu makalemde, yani bunu yazımda anlatıyorum, yurt dışında Türkiye'den doktoralı ve yurt dışında yayın yapan hemen hemen bir tek Asım Özkan. Cahit Arslan falan var, onlar yurt dışı doktoralı insanlar. Yurt içinden doktoralı ve yurt dışında yayın yapan bir tek Asım Özkan var matematik camiasında 50'li yıllarda. Yani bu aslında gayet ciddi bir şey söyledi. Ya hani çok şaşırtıcı değil, çünkü bir zaman gerekiyor bu kültürün gelişmesi için. Şaşırtıcı değil ama herkes İstanbul Üniversitesi dergisi, işte Teknik Üniversitenin dergisi, bülteni bu gibi yerlerde yayınlıyor. Bazıları Türkçe yayınlıyor. Merak edenler tercüme etsin okusunlar ya da Türkçe öğrensinler okusunlar deniyor. Ondan sonracığıma. Asım Özkan'la ilgili ufak bir ekleme daha yapmak istiyorum. Bir dönem özellikle 50'li yıllarda Cahit Arf, Kerim Erim'de öldükten sonra her şeyi yapmak zorunda. Yani doktora tezi veriyor. Tamam, güzel, o iyi, peki şey. Ondan sonra bir teorik fizik bölümü açılıyor. Başına Feza Gürsey'e getirilecek ama ona profesörlük vermedikleri için gelmiyor Feza Gürsey. Bunun üzerine kürsü boş kalıyor. Profesör yok ortada. Kürsüde fizikçi yok, yani şey, profesör olacak. Cahit Arf onun başına getir. Ve bunlar şey yapıyorlar. Seminerler falan yapıyorlar. Seminerlere katılanları söylüyorum. Erdal İnönü, Feza Gürsey, Fikret Kortel, Cahit Arf, Giacomo Saban, Asım Özkan. Bu aslında o dönem matematikte de kimlerin araştırma yaptığını, kimlerin Avrupa'yı matematikçi olduğunu çok güzel açıklıyor. Yani başka bir şey söylemeye de gerek yok yani. Bu liste yeteri kadar şey, öz bir liste. Erdal Bey bir yazısında, Cahit Bey'le ilgili bir yazısında anlatıyor bunu. Ben farkında değildim bu al. Ben resimleri var. Asım Özkan'ın Cahit Arf'la falan birlikte konferanslar veriliyor, seminerler veriliyor. Dediğim gibi uydusu Cahit Arf'ın. Yani ne yapılırsa, hani Blaşka geliyor, Blaşka'ya gidiyor. Bilmem ne geliyor, ona gidiyor. Yani büyük hayranı. Ondan sonra zaten öyle bir yazısı da var. Darüşşafaka'da 2000 yılında galiba yapmış. Orada Cahit Arf'ı falan anlatıyor. Onu da yayınlamak isterim daha ileriki bir zamanda. Şimdi daha fazla gecikmeden, daha iki kişim var ama bir tanesini daha uzun anlatmak istiyorum. Bir tane daha yakışıklı var karşımızda. Görebiliyor muyuz? Biraz yan kaldı açı olarak. Şimdi gözüküyor mu? Evet. İşte bu tam şey, kafamızdaki akademisyen şey, böyle hani dirsekleri ağrıyacak. Evet. Hırkanı bu falan. Şimdik Turan Onat. Turan Onat Rahıtıp Berke'nin doktor öğrencisi. Ama aslında Rahıtıp Berke'nin doktor öğrencisi değil. Makine fakültesinde herhalde doktorasını yapıyor. O zaman da oranın ya dekanı ya da esas adamı Rahıtıp Berker. Dolayısıyla onun olması gerekiyor tez jürisinde. O da başına geçiyor ama bana söylenildiği kadarıyla kuvvetli kaynaklardan, çok güvenilir kaynaklardan ama isim vermeyeceğim, Mustafa İnan'la yapıyor doktorasını. Turan Hanım. Mustafa İnan'la yapıyor ama zaten konu Prager'in konusu. William Prager diye 3 tane kişi gelmiş, von Mises, Prager ve Geiringer Türkiye'ye. Prager'in çok etkisi var. Çok yaygın etkisinden biri de bu Turan Onat mesela. Prager o dönemde hala Türkiye'de mi? Değil. 41'de ayrılıyor ama ayrıldıktan sonra hala doktora tezlerini falan etkiliyor. Bizim Gürol Rızık'la makalemizde bunun çok detaylı açıklaması var. Bu Prager'in Teknik Üniversitedeki mekanik ekolüne etkisini, hatta biraz kuvvetli bir şey söylüyoruz yani, neredeyse, hani neredeyse kurdu diyoruz, hani neredeyse kurdu diyoruz. Çok güçlü bir etkisi var. Yapıyor doktorasını. Doktorasını yaptıktan biraz sonra ilk sene galiba Cambridge'e gidiyor İngiltere'de ama sonra hemen Brown Üniversitesi'ne gidiyor, postdoc oluyor. Çok iyi çalışmalar yapıyor Prager'le ve sonra Türkiye'ye geliyor askerlik maskerlik için bir iki sene. Sonra tekrar dönüyor Brown Üniversitesi'ne. Orada çok iyi bir kariyer yapıyor. Yale Üniversitesi'nde çok uzun seneler çalışıyor. 1967'de TÜBİTAK bilim ödülü alıyor. Sanırım yine Turan Avrupa'yı ona, bir matematikçi yetiştirmişiz. Bu yani çok aktif bir bilim insanı. Gerçekten çok aktif bir bilim insanı. Hatta TRT'de
düşünen mühendis, düşünmenin mühendisliği mi filan gibi bir hakkında bir de program yapılıyor. Yani 1967'de TÜBİTAK Bilim Ödülü aldığı zaman galiba Mustafa İnan da TÜBİTAK Başkanı burada bir ufak bir şey bias olabilir diye düşünmüyor değilim ben yani. Yani kendi öğrencisi bilim ödülü alıyor. Tabii çok parlak biri. Yani onun şeyi yok. Şimdi bununla ilgili ufak bir anekdotum var. Turan Onat'la ilgili. Aslında iki tane var. Ondan sonracığıma. Bir tanesi bir öğrencisi Ratıp Berker'in. İşte ben diyorum ki ya diyorum Turan Onat da hemen gitmiş diyorum. Ratıp Berker'in şeyini. Onun öğrencileri kalmazdı hemen kaçarlardı dedi bana kişi. Biraz sonra... o şey daha zor bir karakter olduğu için mi? Evet yani daha daha kuralcı ve formal bir kişilik Ratıp Bey. Daha Fransız ekolü, daha profesör yani hani o başka bir kategoride, siz başka bir kategoridesiniz. Mesela ben Ratıp Bey'le var birkaç konuşma Boğaziçi Üniversitesi'ndeyken. O oturur, siz ayakta durursunuz. Bu şekilde yani Ratıp Bey'in karşısında ben oturmayı düşünmem mesela yani. Yani Ratıp Bey buyurun oturun derse büyük bir lütuftur mesela rahmetli. ama hocam ben de size sizinle oturarak konuşuyordum bakın. Ama hani çok görünmediği için belki şey yapabilirsiniz. Daha az evet, saygısızca. Yani formal şey biri. Şimdi Turan Onat'ın tezi Türkçe. 1951'de yayınlanıyor. Türkçe kitap olarak basılıyor. Orada Kurtuluş yayın evi mi? Öyle bir yayın evi var İstanbul'da. Bütün tezler orada basılıyor. Ondan sonra Mathematical Reviews'da bu şeyin tezin değerlendirmesi yapılıyor. Mathematical Reviews'da. Türkiye'de yapılmış Türkçe bir doktora tezinin değerlendirmesi yapılıyor. Bu hani Türkçe bilen birini mi buluyorlar bu işçi sır? Evet. William Prager. Prager okuyor ve zaten Prager Türklerle Türkçe konuşuyor Amerika'da ve de mutlaka tezini gönderiyorlar ona çünkü onun konusunda. Çünkü sonra onun yanına gidiyor. O da onun review'sunu yapıp Mathematical Reviews'a gönderiyor. Şeyliğe bakın, ince düşünceliliğe bakın. Benim yani hani çok duygulandıran bir olaydır bu. Türkçe tezi adam şey yapıyor, değerlendiriyor ve İngilizce Mathematical Reviews'a koyuyor değerlendiriyor. Ya bu konuşmada da sürekli bu altta geçen bir şey hani bu insanların Türk matematiğine yaptığı büyük katkılar ve hani evet. Evet. Özellikle bu yurt dışından gelen kişilerin evet. Böyle bilmiyorum hani yeterince teşekkür edebilmiş miyiz onlara sanki? Çok evet. Ben işte misafir matematikçilerle ilgili bir çalışma hazırlıyorum. Onların değerini birazcık şey yapacak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çünkü çok değerlerin bilindiğini düşünmüyorum. Turan Onat'ı da şöyle yavaşça geçelim. En son daha fazla konuşabilirim Turan Onat'la ilgili. Fakat Turan Onat matematikçi değil, uygulamalı matematikçi, mekanikçi diyebilirsiniz. Ama Turan Onat da çok ilginç. Çünkü mesela Mustafa İnan'ın anma yazıları şeyleri oluyor, yazı gönderiyor. İşte bu 1952'deki mekanik konferansına geliyor. Prager'le ilgili birlikte de yazı veriyorlar. Kendisi de bir yazı veriyor filan. Yani Türkiye'deki ortamdan kopmuyor. Sonra Brown Üniversitesi'nden bir sürü insan alıyorlar. Prager ve Onat bu konuda çok aktifler. Teknik Üniversite'den bir dönem en çok Brown Üniversitesi'ne insan gidiyor. Bu da şaşırtıcı değil çünkü orada çok ciddi bir bağlantı var. Ve bu iki insanın da Onat'ın da Prager'in de paraları var. Yani fundları var ve bu fundlarla destekte bazen oluyorlar Türk matematikçilerini. Bazen de onlar kendileri paralarıyla geliyor. Ama Brown dediğim gibi hub o dönemde 60'larda özellikle 50'lerde daha az 50'lerde 60'larda hub. Peki Prager ve Onat'ı da geçtikten sonra Hasan Özoklar daha bir mühendis, daha bir standart makine mühendisi diyebiliriz. Doktorasını 1954 yılında Ratıp Berker'le yapıyor ve hayatı boyunca da zaten makine mühendisliğinde hocalık yapıyor, şey yapıyor. Tezini Türkçe
tezi Türkçe 1954 yılında yine Mathematical Reviews'de değerlendiriliyor. Değerlendiren de Turan Onat. Ama Turan Onat olumlu bir değerlendirme yapmıyor. Frager Onat'a olumlu bir değerlendirme yapıyor. Yani şöyle olumlu, bunlar bunların özel durumlarını incelemiştir filan falan ama bunlar da trivialdır demiyor Frager. Ama burada yani Turan Onat bunlar fiziksel problemler değildir, bunlar sunni sınır koşullarıdır filan diye azıcık dokunduruyor yani. Ben hani şeyi de bilmiyorum, Mathematical Reviews'te tez değerlendirmeleri biraz da öznel bir şekilde yapılıyor yani, hani iyi mi kötü yani, mü? Yani bilemiyorum yani. Tezinden makalesi çıkmış mı Hasan Özaklav'ın, onu da tam bilmiyorum. Hasan Özaklav gerçekten Rahıtlık Berker'in çalıştığı konularda çalışıyor. Rahıtlık Berker çok sistematik bir insan. Onun çalıştığı konuda yeni bir şey yapmak çok zor. O zaten her şeyi yapmış oluyor o konuda. Yani onun dışında bir şey yapılacaksa o izin verirse oluyor yani. Yani tamam bunu ben yapmayayım sen yap diye. Çünkü 1963 yılında artık 300 sayfalık, 400 sayfalık bir kitap çıkıyor. Handbookler Fizik'te. Navier-Stokes'un özel çözümleri. Çok çok atıf alan bir kitap. Ansiklopedik bir kitap. Bir dönem herkes bunu kullanıyor yani. Orada da birçok şey bulunuyor. Bir şey daha söyleyeyim. Rahıtlık Berker'le bugün çok fazla bir şey söylemedim. Biliyorsunuz Rahıtlık Berker 1960 yılında emekliye ayrı sevk ediliyor zorunlu olarak. Bir sene filan tam ne yaptığını ne şey yaptığını bilmiyorum ama herhalde izin almaya çalışıyor ve Fransa'ya gidiyor. Fransa'da 8 sene mi 9 sene mi 10 sene mi kalıyor. İki tane üniversitede, bir tanesi galiba Lille, öbürü de Paris 6 mı Paris 4 mü, Paris'te bir numaralı bir üniversite, hocalık yapıyor orada. Sonra biliyorsunuz TÜBİTAK ödülü veriliyor, kabul etmiyor bunu. Bilim ödülü. Sonra 70'lerde döndüğü zaman teknik üniversiteye uğramak bile istemiyor. Çünkü çok küskün. Beni korumadılar diye. Boğaziçi Üniversitesi'ni alıyorlar. Boğaziçi Üniversitesi'nde ben 76'da girdim. İşte birkaç sene Rahıtlık Bey'i bir koridorda şey yapardım. Kapısı da açık olur muydu genellikle? Genellikle kapalı olurdu. Ama yani açıldığında görürdünüz yani Rahıtlık Bey her zaman işinin başında şeyde çalışır eder şey yapardı. Ama şey bir hoca da değilmiş hani, ne zaman vaktin olursa gelin bir çay içip muhabbet edelim. Öyle bir hoca değil. Yalnız 1979 ve 1982 iki tane İngilizce yazı yazıyor, makale yazıyor. Ve bunlar yani adam artık 60 kaç yaşında bilmiyorum. 67, 69, 70, 70 yaşları civarında ve gayet güzel atıflar alıyorlar. Yani bu yaşında bir insanın bu seviyede bir iş yapması çok takdire şayanmış. Çok takdire şayanmış. Hocam erken mi emekli oldunuz acaba? Yok, şimdi bu Rahıtlık Bey'in disiplinini, şeyini gösteriyor bu. Yani bu formalliği ve şeyliği, sertliği altında bir de yani böyle çelik bir iradesi var Rahıtlık Bey'in. Yani. Ve İngilizce yazıyor. Çünkü Fransızca falan artık yeteri kadar okunmadığının herhalde farkında. Bir de Boğaziçi Üniversitesi'nde diye belki de bilmiyorum. İngilizce yazıyor. Dediğim gibi iki tane yazısı da gayet iyi şey yapıyor. Yani bu yaşında yazmış olduğu çok takdire değer bir şey. Sert, yani mükemmeliyetçi tavır sadece başkalarına yönelik değil. Hani kendinden de beklentisi yüksek. Yok, çok yüksek, çok yüksek. Çok değişik bir insan. Rahmetli, çok değişik bir insan. Evet, yani öğrencileri tabii yani onun kıstaslarına falan çok uyamıyorlar gibi gözüküyor. Ama Turan Onat mutlaka uyardı da Turan Onat herhalde onun şeyi altında, şemsiyesi altında yaşamak istemiyor. Bir de 50'li yıllar, 60'lı yıllar daha çok ama 50'li yıllardan itibaren Türkiye'den Amerika'ya mühendisler akın akın göç ediyor. Yani böyle de bir olay var. Yani beyin göcü denilen şey Amerika-Türkiye ilişkileri iyileşmeye başladıktan sonra direkt olarak olan bir olay.
Size şimdi bir tane daha anekdot anlatayım bununla ilişkili çünkü. Birleşmiş Milletler nereden çıktı? Büyük Millet Meclisi'nde 1965 olabilir, 66 olabilir bir oturum. Oturumda şey şu, yurt dışındaki değerlerimiz. İşte yurt dışında bilmem kaç tane çok değerli profesörümüz var. Bunlar oralarda şey yapıyorlar, bunlar Türkiye'ye gelmek isteseler biz bunları ne yapacağız? Bunlara nasıl yer bulacağız? İşte Feza Gürsey'imiz var, Cahit Arf'ımız var. Başka yani bu isimlerin bence listesi var da bu iki kişi özellikle önemli olduğu için size bunları şey yapıyorum. Bir sürü başka alanda mühendis var. Bunların bir kısmı bölüm başkanları falan olmuşlar. Bunların hepsi profesör. Yıl 1965. Diyorlar ki bunları diyorlar özel bir statüyle Türkiye'ye almamız lazım ki bunlardan yararlanalım. Ve ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar hocam? ODTÜ'yü alıyorlar. Feza Gürsey, Cahit Arf ve birçok başka insanı büyük bir ihtimalle Erdal İnönü'nün de içinde olduğu bir operasyonla ODTÜ'yü alıyorlar. Yani onlara orada özel statü veriyorlar. Olarak. Evet. Evet. Bu insanlar da dönüyor mu bunun üzerine? Bu insanlardan bir sürüsü dönüyor. Yani bilmiyorum 10 tane filan oradaki ismin ODTÜ'ye döndüğünü ben biliyorum. Onları çalıştım. İşte böyle Hüseyin Koncay filan gibi böyle çok değişik isimler var. O dinamik sistemci biriymiş. Birkaç sene kalıyor ODTÜ'de. Bayağı da insanlara yardımcı oluyor. Öyle o dönemde birkaç sene ODTÜ'de kalıp insanlara yardımcı olan şey yapan bir tane elektrik mühendisi var. Adını şu anda hatırlamıyorum. Sarkaç'ta da çıktı hakkında bir yazı. Yani bu insanlar o dönemde yardımcı oluyorlar ama işte 70'li yıllara geliniyor. ODTÜ'deki idare diyor ki olmaz böyle bir şey diyor. Hem orada hoca olacaksın hem burada hoca olacaksın. Seç diyor. Feza Gürsey de Yale'i seçiyor. Ha, orada devam mı ediyorlar pozisyonları? Evet. Yarı dönem yani Feza Gürsey özel anlaşmalar her biri için ayrı değişik bir anlaşma yapılıyor. Ama Feza Bey de yarı dönem Yale'de. Yale'deki pozisyonu bırakmıyor. Yarı dönem Yale'de, yarı dönem de ODTÜ'de çalışıyor. Onlar da seç diyorlar. O da Yale'i seçiyor. Ama sağ olsun Feza Bey hayat boyunca Türk fizikçilerini de korumuş biridir. Onu da burada minnetle anıyoruz. O da çok büyük değerlerimizden biridir. Ama bu sayede Cahit Arf'ı Amerika'dan getiriyorlar. Ya onu da söyleyeyim. Aslında çok etkileyici de bir hareket olmuş gibi bu Türkiye'deki bilim kültürünü canlandırmak için. Çok etkileyici bir hareket olmuş ve hani devlet politikası olarak böyle şeyler işte 1933'te Almanların getirilmesi var. Bir de işte bu 1965'te yurt dışından bu profesörlerin getirilmesi var. Bu da büyük olay ve ODTÜ'ye çok hizmetleri oluyor insanlar. Şimdi onları tekrar tekrar anmaya başladılar. Hani biraz unutulmuştu onlar. Anmaya başladılar. İşte... öyle. Feza Gürsey'in bir sürü doktor öğrencisi oluyor ODTÜ'de bu arada. Ben birazcık parmak soktum ve şu anda onların sayfasında görüyorsunuz doktor öğrencileri. Getirilmeleri çok güzel. Keşke geri göndermiyor da olsaydık ama. İşte yani bu yani bu şey hani daha değişik bir anlayış yani farklı bir şey olmaması gerektiği herkes aynı kesim olması gerektiği hani araştırıcı ile araştırıcı olmayanın ayrışmadığı ki mesela Cahit Arf'a çok özel bir yer veriyorlar matematik bölümünde herkes söyler ODTÜ'de. Yani çok rahat bırakıyorlar, istediğini yapıyor. Şimdi başka söyle. Güzel bir resmini bulamadım Hasan Özoklav'ın. Üzgünüm. Şimdi bu gözüküyor mu bilmiyorum. Şu kişi Hasan Özoklav. Diğerleri? Ne biliyormuş? Diğerleri bir tanesi Mustafa Savcı. Galiba Mustafa Savcı bu. Bu da eski bir hoca bilmiyorum ama burada Profesör Cahit Arf, Mustafa İnan ve Rafet Berker hocaların öğrencileri diyor. Hangisinin öğrencisi açıkçası ben bilmiyorum. Dediğim gibi bu iki kişiyi ben tanımıyorum. Benim şeyim de yok. Yani doktor öğrencisi değil Mustafa İnan, onu söyleyebilirim. Onları biliyorum ben çünkü o liste bende var. Kurant'ın mektubundan söz ettim. Şeyden, kendi yazımdan söz ettim. Selma Soysal'dan söz ettim. Şimdi daha ufacık bir vaktimiz olduğuna göre Lang Lant'ın yazısından söz edeyim. Benim tanıdığım Cahit Arf. İlk cümleyi okuyorum size.
Direkt okuyorum ki hani kafamdan uydurdum diye sanmayın. Sonunda dedikodular geliyor. Nasıl tanıyormuş geldi, acaba evet. Cahit Arif'i? Aslında Cahit Bey'i pek iyi tanıyamadım. Ama 67-68 akademik yılında ODTÜ'deki odalarımız yan yanaydı. Ve bakıp onu izleyebiliyordum. İlk cümle bu kadar. Yani şey, bir insanın benim hakkında yazmasını isteyeceği bir şey değil mesela ama. 2003 kış. 2003 kış. Şimdi ben bunu okuduktan sonra açıkçası ben de Cahit Bey'i anlamakta zorlandığımı söylemeliyim. Yani dediğim gibi Ratıp Bey'i anlıyorum. Yani formal, sert, çok prensipli, çok ilkeli, yani kendine rağmen kendini incitecek kadar ilkeli. Çok sistematik, çok bir askeri disiplinli şeyli, bir tek konuda bütün hayatı boyunca çalışmış ondan sonracığıma. Kerim Erim de tamamıyla bir büyük hani düzen yaratıcı bir evet, kişi, yani ortam yaratıcı bir kişi, bir kültür adamı, bir kültür adamı. Dinlediğim kadarıyla denersem sanırım daha karizmatik bir kişilikten bahsediyoruz. Karizmatik yani yani işte Mustafa İnan gibi böyle hem hoşlukları olan, derinlikleri hem şeyleri olan, hem de iş bitirebilen, çalışkan, insan ilişkileri iyi biri evet. olsa gerek ki bu kadar şey yapabilmiş. Çünkü mesela Cahit Bey hakkında da çok geçimli olduğu söyleniyor Cahit Bey'in. Ratıp Bey gibi olmadığı evet. söyleniyor. Kimse onun çok hakkında bunu söylemiyor galiba Ratıp Bey hakkında. Yok, çok geçimli biriydi demiyor. Ama Ratıp Bey'in de sevenleri var. Ben de söyleyeyim ki o sevenlerindenim. Söyleyeyim yani. Ben Ratıp Bey'i seviyorum şey olarak. Birinin sevmek için çok geçimli olması da gerekli değil. Gerekli değil, evet yani. Ben de huysuzum. Benim gibi huysuz birini sevebiliyorum yani şey olarak. Ama onun kadar ilkeli hiçbir zaman olamadım. Burası hayatımda. Benim estağfurullah dediğim yer galiba. Gerek yok estağfurullah demenize. Ama yani sonuç olarak bu şeyi okuduktan sonra evet diyorum ben de. Yani ben de Cahit Bey'le ilgili bir üç boyutlu resim kafamda oluşturamıyorum. Benim Cahit Bey'le oluşturabildiğim resimler Gündüzü Keda'nın, Mehpare Bila'nın, işte Erdoğan Şubi'nin, işte Sinan Sertöz'ün onun hakkında yazdığı yazılardan oluşuyor. Ben bir dönem, bir sene bilmiyorum ama bir dönem her öğlen yemeğe çıktık biz. Rahmi Güven, Cahit Arp, ben Boğaziçi Üniversitesi'ndeyken. Her öğlen değil, haftada bir gün. Ondan sonra Cahit Bey'i alıyordu bir araba. Getiriyordu, Rahmi Bey'in odasında çalışıyordu Cahit Bey. Öğlenleri de yemeğe gidiyorduk. Şimdi ağzında piposu var Cahit Bey'in. Yani ben orada oturuyordum. O ne söylerse dinliyordum. Rahmi Bey onu şey yapıyordu hep, hani onore etme şeyini yapıyordu ama ben o da o zaten belki tanınması için artık biraz yaşlıydı Cahit Bey. Ama tanıyamadım Cahit Bey'i yani hani yani tanıyamadım derken aa evet bu Cahit Bey özelliği diye şey yapamadım. Ama sonradan şunu kurguladım ve burada şeyi diyorum hani Cahit Bey'le ilgili bir iki tane sıfat bulmak istedim. Biri problem çözücü, öbürü derin. Yani Cahit Bey, yani birçok insanın tanıdığı en derin matematikçi. Herkesi çok etkiliyor çünkü her şeyi çok derinden görüyor. Öyle olduğu için de insan onun karşısında çok çaresiz hissediyor kendini. Hani bir şey söyleyeceğim, çok ayıp olacak gibi. Bir de bir problem verilince onu çözmeye çalışıyor. Yani bir de böyle bir, herkes bunu yapmaz. Yani Cahit Bey böyle bir insan ki bazı kendisine verilen problemleri de zaten çözmüş insan. Ki çok alana hakim ve bu çok etkileyici bir şey. Yani işte hangi kim size problem verirse onu çözüyor. Hangi alandan olursa olsun onun açıklaması bu. Patrick Duval veriyor onu çözüyor. Hasse veriyor onu çözüyor. İki tane nükleer enerjici çocuk gençler çalışıyor. Onların problemini çözüyor. İstatistiksel mekanikte bir formalizasyon geliştiriyor. İşte başka ne diyeyim, Duval'i söyledim. Blaşke bir şeyler söylüyor. Onu düzeltiyor, şey yapıyor. Yani hep böyle başkalarının sorduğu, işte Kerim Erim'in yaptığı bir şeyi beğenmiyor. Kendisi yeniden yapıyor onu. daha iyi, bazı şeyleri daha iyi yapıyor. Ama yani çok çok parlak biri.
Fakat Gündüz Bey'in, Gündüz Bey ile de konuşmuşuzdur birkaç kere Cahit Arp hakkında. O bir zamanlar Feza Gürsey Enstitüsü'ndeydi, Kandilli'deyken. Şey demiştir Gündüz Bey. Cahit Bey demişti, bazen çok hesap yaparak her şeyin çözülebileceğini düşünürdü demişti. Bunu doğru olduğuna inanmıyorum demişti. Yani Cahit Bey gerçekten çok uzun hesaplar yapmayı seven bir kişiliğe sahip ve defter defter hesabı var. Ama işte matematikte bazen çok hesap yaparak çözüme ulaşamayabiliyorsunuz. İşte onun da yani çözememiş olduğu ve hayatının problemleri olan birkaç tane problem var. Bunları yani şey Gündüz Ikeda'nın yazılarında bulabilirsiniz. Yani şeyini. Onun da Gündüz Ikeda da onun uydularından ve hayranlarından biridir. Yani onu en çok takdir edenlerden biridir. Galiba 9'a geliyor saat. Ben de burada bir de dergi işini söyleyeyim birkaç dakikada. Dergi işinde başka bir zaman söylerim. Bu şey dergileri, ilk dergilerle ilgili bir şeyler söyleyecektim ama sanıyorum burada bitirsem yeterli. Evet. Ne zaman Bugünlük burada isterseniz söyleyeyim. dergilerden bahsetmek için de bekleriz. Tek başına dergiler bir konuşma konusu olmaz ama yani özetlenecek olursa yani hani matematiğin Türkiye'de kurulmasına ön ayak olmuş en önemli isim Kerim Erim. Ratıp Berker uluslararası olarak Türkiye'yi en iyi temsil etmiş insan. Belki de Cahit Arf'la birlikte bilemiyorum. Cahit Arf da hem derin hem çok problem çözücü bir de her alana bulaşmış. Her alana bulaştığı için de her alanda doktora tezi vermiş ve hani hiçbir zaman da doktor öğrencisini seçmemiş. Gelene vermiş. Evet, burada Gelene chatte vermiş. gene Uğur Güldü diyor da, o Cahit Arf Hoca uzmanı olmadığı konularda doktora yaptırmayı da çok severmiş. Ama Valla 16 doktor öğrencisi var galiba. Yani dediğim gibi diferansiyel geometri dışında her alanda var gibi gözüküyor. Ama yani anlamanız gerekir ki 50'li yıllarda İstanbul Üniversitesi'ne kadroya ihtiyaç var, elemana ihtiyaç var. Yani kadroya dediğim değişik alanlarda insana ihtiyaç var. Onların hepsini Cahit Bey kendi başına yetiştirmeye çalışıyor. evet, Çünkü hani başka yetiştirecek insan yok ortada. sadece kendi alanında yetiştirirse Türkiye'de o alanda çok ilerlemiş bir kültür olup diğerlerinde biraz daha şey olurdu. İşte Geniş gruplara ihtiyaç var. cebir konusunda liderliği üstlenmemiş Cahit Bey. Bana göre yine bu konuda bir yumurtlayama yapayım. Gündüz İke de bunu üstlendi Türkiye'de cebir konusundaki şeyi. Ve Cahit Bey'i de her zaman hani önde tutarak yani Cahit Bey lideridir cebirin deyip arkasında durarak yaptı bunu. Ama bence liderlik Gündüz Bey'dedir. Cebir konusunda. Yani ikisinde çok fazla katkıda bulunmuş gibi. Evet. Yani dediğim gibi ama cebir konusunda şey. Çünkü doktora öğrencilerini falan da çıkarttım Gündüz Bey'in. Onlarla da konuştum ettim. Şey. Ya ODTÜ'de bir değişik bir dönem oluyor. ODTÜ'deki o dönemi ayrıca çalışmak lazım. 60'lı yılların sonunda matematik bölümünü çalışmak lazım. Tamam mı Ezgi? Tamam. Yeter mi? Evet. Saatte 9 oldu. Evet, çok çok güzel oldu. Yani dediğim gibi Tamam. biz biraz Bu matematik sefer tarihinden kesilmedi. konuşmuştuk ama daha önce kanalda Türkiye özelinde sizinle konuştuk ve çok da iyi oldu. Çünkü bu alanda gerçekten o kadar bilgi bulmak zor. Yani siz de bayağı çalışıp araştırmışsınız öyle, hani Evet, çok evet. toplamak gerekiyor. Ben şey yaptım, evet. Bunlar önemli. Bence bunlar önemli matematikçiler. Böyle rahmetli Cem Tezer'le Ayşe Berkman'la ilgili çalışmalar da yapılsın filan deniyor ama ben yaşayan biriyle ilgili konuşmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Yaşayan insanların daha yapacak şeyleri olabilir diyorum. Ama mesela Cem Tezer'le ilgili biri konuşmak isterse onu yakında kaybettik konuşulabilir yani. Cem Tezer çok renkli bir kişilikti. Evet, Onun Rahmi hakkında kim Hoca konuşur hakkında da bilmiyorum. onu da çok Ha kaybedecek yani olmadı. Rami Hoca ile ilgili bir dizi konuşmaya yazı olacak matematik dünyasında. Onu da Metin Gürses, Cihan Saçlıoğlu ve Sadık Değer organize ediyor. İsterseniz Sadık Değer'le şey yaparsınız, o belki bir konuşma yapmaya Rami Bey'den razı olabilir. Çok keyifli olabilir.
Biz de yurt dışında onun kardeşi de matematikçi Asuman Hoca. Evet. Onunla tanışma fırsatımız oldu. O da çok tatlı bir insan. Çok. Evet. Böyle üzülüyor insan hani şu anda imkanımız da varken yaşayan matematikçilerle bol bol konuşalım, onlardan bol bol dinleyelim de istiyoruz. Tamam, oldu. Ezgi. O Kolay zaman gelsin diyorum her size. şey için teşekkürler hocam. Oldu. Dinleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Umarım Oldu. keyifli bir yayın olmuştur hepimiz için. İnşallah, inşallah. O zaman Allah'a ısmarladık. evet, yarınki programda görüşmek üzere diyerek herkese vedalaşıyoruz. Kapatıyorum. Tamam hocam.